Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi enfusu yapıyoruz. Enfusu yapıyoruz, dima yapıyoruz. Fakat yetmiyor tabii. Çoluk çocuğumuz var, etrafımız var, yakınlarımız var, biz varız. Onların da yani sen mutlu olmak için enfusi dersleri şey yap diyemezsin. Çünkü müsait değil yani. Herkesin fıtratı değil. Fakat onlara ve kendimizi tanımlamak, mutlu olmanın yöntemleri. Hani iç alemindeki seyahat değil, iç alemindeki tanımlamaları yapmak. Psikoloji namı altında iç alemdeki yapıyı tespit etmek günkü ders. Yani iç alemimize psikoloji diye ismin veriyoruz. Toplumsal bir isim olduğu için. İlk önce kendimizi yönetmeye, sonra evladı halimize, eşimize, aşımıza faydalı olmak adına malzeme bu. Yani iç alemde, bak bu buradan geliyor, budur, çaresi de budur. Bu budur, bu buradan geliyor, bu da buradan geliyor, bu buradan kaynaklanıyor. Bunun sandalyesini çek işte. O dersi yapacağız. Yani sırf o enfusi ve imani dersleri olmuyor. Eksik oluyor. Ondan herkes yakınıyor. Ya bu kadar imani dersler şey yaptıklar, niye gene yine kendimizi kötü hissediyoruz? Ya bu kadar duyarsınız yani nur talebelerinden. Bu kadar imani dersler dinliyoruz. Bu kadar derslere gidiyoruz. Ama niye böyle kendimizi gene iyi hissetmiyoruz böyle? Bir garip garip davranışlar oluyor. Bu eksiklik işte. Layıka oluyor sanki abi. Layıkalı. Ama layıkalardan çıkarım. Yani layıka. Bu tamamen layıka kaynak. Evet. Başka mümkün değil. Çözemezsin zaten. Ve çalışarak da geldi böyle bakalım. Evet. En azından 11 yer. 11 yer. Mesela korku da var. Yapmayayım dedim korku. Şimdi malzemeden yapayım. Korku da çok güzel. Damar dersi var. Okuyorum. Hep layıkalardan, ekseriyeti mutlaka şualar, 13-14. Şua. Oradan hapishane şeyleri. Hayatına anlamı koyan dinlerdir. Allah razı olsun. Bir daha. Hayatına, hayatının içerisine anlam katan, yani kocaman bir tencere süte, onu değiştirip dönüştüren maya olduğu gibi, iç alemini anlam katan, değiştirip dönüştüren, değiştirmeden dönüştüren imandır. Şey, dindir. Din yoksa hayat anlamsızlaşıyor ki, usta diyor ki, hayatınızı iman ile hayatlandırınız. Feraizle, farzlar yaparak zinetlendiriniz. Din, başka yerde, din hayatın hayatıdır. Hem nuru hem esasıdır. İhya-i din ile olur. Bu milletin ihyası ama şahsın ihyası. Demek ki hayatımızın hayatı, hayatımızın hayatı dindir. Yoksa yeme ve içme, üremeden ibaret kalır ki hayvani bir hayattır. İçine din koymak lazım hayatımızın içerisine. Anlamlansın. Başka? Yok, devam ediyor. Tam burada hayatıma, dinin kazandırdığı hayatıma hapishane neler getiriyor? Neleri alıyor? Bunların cevabından sonra hapis miyim, değil miyim anlamlanır. Yani dışarıda çoğu insan hapistedir ama dört duvar yoktur, kendisi örmüştür. Çoğu insan, yani içeride olan insanların, eski tabii, İçerideyken dışarıya hükmetmişler.
ihtilaller oralardan başlamış. Mesela bunun piri Yusuf Aleyhisselam. Şimdi mesela adam dışarıda güneşin altında ama kafa bitmiş. Düşün, nasıl bitmiş? Nasıl bir iç aleminde kor var, dehşet, vahşet, kalak, yeis, yet vesaire isimlerle iç alemindeki durumunu bir bakar mısınız? Çaresi intihar zannetmiş. İç alemindeki dehşeti anlamak için meremi, hapı, aspirini yani baş ağrısının o hapı, çaresi ne olarak bulmuş? İntihar. İntiharı çare düşünüyor abi. İntihar çare ise kendisi nedir? Allah aşkına. İntihar çare ise kendisi nedir? O zaman hapishane burası. Bu. Dışarısı da içerisi de burası. Seni sorumlu kılan, değiştiriyorum. Seni sorumlu kılan ve kılmayan risk almayla oluyor. Bu da delikanlı dönemidir. Risk alma, yaşlandıkça risk alma azalıyor. Mesela risk var ya, risk. Alma yaşı, yani bulum çağıdır. Sini ruh çağı. Sini bulu çocuk yapma yaşıdır. Sini bulu. Rüşt ise sorumluluk alma yaşıdır. Ne kadar insan sorumluluk alırsa o kadar olgunlaşır, o kadar hür olur. Yani sorumluluk almak insanın hürriyetin ta kendisidir. Yoksa işgal altında oluyorsun. Yani kuralsız, her ne eserse onun kölesi olmak nerede? Bir sisteme dahil oldun mu, sistemin dışındaki parazitler tutunamaz. Gelse bile. Düşünün, yer sipsıcak, odun yanıyor, ateş yanıyor, yukarıdan aşağı kar yağdırılsa tutunamadığı gibi. İnsan hayatının içerisine dini koyarsa farkındalığı artar. Farkındalığı artarsa risk alır, risk alır. Risk alan vefalı olur. Vefanın ilerisi imanlı olur. Bu imanın alt veri tabanları bunlar. Bak bir daha şunu söylüyorum, ne kadar erken yaş sorumluluk alırsan o kadar hür olursun. Yani diğer payandalar seni işgal altına alamaz. Yani gelenek, görenek, örf, anane, tiryakilik, ne derler, ayıp olur gibi şeylerin altında kalmazsın. Bunlardan sıyrılmanın sebebi risk almaktır, risk alıyorsun. Yani sorumluluk alıyorsun. Sorumluluk alıyorsun. Zaten esas evlenme yaşı da budur. Sinni buludur. Yani zannediyor, bulu çocuk yapma. O değil işte. Sinni rüşt, sorumluluk alma yaşıdır. Bu 16-18'de de olur, 40 yaşında da olur. Sakallı insandır ama hala sinni rüşt değildir. Sorumluluk sahibi değildir. Buna sorumluluk verilemez. Verilemediği için evlenme yaşı değildir. Sanki abi biri ihtiyara, biri iradeye bakıyor gibi abi. Böyle bir şey olabilir mi? Elbette ama ihtiyar aklın bekçisidir. İrade ise vicdanın bekçisidir. İnsanda kaygılar var. İnsanda kaygı var. Yani endişe var. Endişeleri var insanın. Bunu ahiret inancı ortadan kaldırıyor. Yani endişe geleceğe aittir. Korku geleceğe aittir. Böyle elem ise, hüzün ise maziye aittir.
yani geleceğin panzehiri, gelecek kayıp, endişelerin, korkuların panzehiri imani bil ahirettir. Geçmişteki keşkeler var ya, keşkeler. Keşke geçmişin bataklığıdır. Onun çaresi tövbe ve istiğfardır. İmani billah'tır. Psikolojide kaygı bozukluğu diyorlar Hasan abi. Bu. Bu yani o şey. Yani kaygı bozukluğu falan, bu gelecek korkusu. Yani böyle ya, Rumca isimle işte kaygı bilmem ne falan, bir suboy falan, hiçbir şey değil. Gelecek korkusu. Çünkü gelecek karanlık, görmüyorsun. Görmüyorsun yani. Korku geleceğe aittir. Geçmişten korku olmaz. Geçmişten de korku olmaz. Elem olur. Hüzün olur. Keşkeler olur. Onun çaresi nedir? İmani billah nispetinde tövbe ve istiğfardır. Geçmişini o temizler. Endişe etme daha. Çünkü Allah kabul etmeyeceği tövbeyi mümin kulunun ağzına vermez. Vermişse affetmiştir seni. Affetmek istiyor. Akıllı ereğine bağlamak diye bir kavram evet. Var ya. Evet. Herhalde bu ahirete, ahiret duygusuna, ahiret bilgisine aklı bağladığı zaman akıl kaygısız. Evet, oluyor. Olacak. Bunu ahiret inancı ortadan kaldırıyor. Nasıl ki çocuğun anne karnındaki organlarını anlamlandıran dünya hayatıyla olduğu gibi, yani çocuğun anne karnındaki organların hiçbir anlamı yoktur oraya göre. Ama çocuğun anne karnında, yani anne karnındaki çocuğun organları dünyaya göre anlam kazandığı gibi, dünyadaki endişeler, korkular da ahirete göre anlamlanır. Onun için çaresi ahirettir. Korku ancak imanı bir ahiret arttıkça ortadan kalkar, yoksa kalkmaz. Sarı hastalık gibi sirayet eder. Allah muhafaza etsin. Ölüm korkusu, panik ataklar, depresyonlar. Mesela gene gelecek mi? Galiba kalp krizi, bunlar hep böyle. Bu buradan kaynaklanıyor. Başka? Kendini inşa edemedikçe, ha bir yıl, ha yüz yıl yaşasan ne ifade eder ki? Yani mesela bir tanesine söylemiştim böyle. Abi dedi, babama dua eder misin dedi, kanser dedi. Kaç yaşında? 68 yaşında. Dedim namaz kılıyor muydu? İlk önce onu soruyorum. Yok abi. Dua etsek yaşasa ne olacak ki? Niye? Yaşadı da ne oldu ki? Yaşayacak da ne olacak? Hayatın hiçbir anlamı yok ki. Hiçbir anlamı yok. Dediniz mi bunu? Vallahi dedi. durdu. Babası oldu halde. Haklısın abi dedi. Yok, hiçbir anlamı yok ki. Erken gitsin bari. Sizi meşgul etmesin. Hiçbir anlamı yok. Mesela iskat yapılmayı. Geçen... Ya diyor, beş vakit namaz kılıyordu diyor. Dün cenazedeydik ya. Beş vakit namaz kılan, yani namaz kılanlara iskat olur. Çünkü iskat, namaz kılarken, oruç tutarken vesaire, gusül yaparken yapılan hataların fidyesidir. Namazı yok. Neyin fidyesini vereceksin ki? Şimdi günah çıkartmak gibi Allah affetsin yapmışlar değil mi abi? Öyle yapmış. İlk önce soruyorum, namaz var mı? Yok abi dedi. Gerek yok kardeşim. O doktor dedi ki, nasıl yatırsanız yatırın, Allah selamet versin. Ona ben iskat yapılmaz. Bitti o. Namazı yok ki. Neyin namazı? Mesela İyorap'ta meti çekmedin. Çekmedin. Ben vefat edince senin bu metleri çekmediğinin iskatını yapacaksa yapacaklar. Namazdaki hataların yani. Namazı kılmayanın namazda hatası mı olur? Onun iskatı olmaz. Onu gömeceksin. O tamam, gitmiş. Namazı yoksa, fetret ehli değilse, Allah selamet versin, ister baban olsun. Namazı yoksa, ben hiç menfiyi sevmem. Hiç ama, olumsuzu sevmem. Olumsuzları da sevmem. Ama namazı, namazsızın kurtulacağına dair ben bir şey görmedim. Öyle gitmişse,
Allah selamet. Ama namazı kılıyorsa aşağı yukarı bir şeyler olacak inşallah. Namazı yoksa... Ya namazı kılan zaten cehenneme girecek abi ya. Öbürünün cehennemi de yok, daha kötü bir şey. Namazı kılmayan itikat ettiği gibi yaşamamış mı oluyor? Evet. Yani kabre girişi 142 sözlerde geçiyor ya. Birincisi iman ettiği gibi yaşayan, ikincisi itikat ettiği gibi yaşamayan, ondan sonra hapsi münferit diyor. Evet. Üçüncü giriş nedir? Kafir, inkar ettiği için o hapsi ebedi. Bu hapsi münferit. Bitti evet. Ya. Namaz kılıyorsa ne mutlu ona. Yapın iskatını, hak ediyor. Hatasını, kusurlarını şey yapar. Ama namazı yoksa şansı yok. Ben bilmiyorum, görmedim bir yerde. İnsan düşüncesini de düşünür. Bu da çok gariptir. Düşünceni düşün. Bunun adı tefekkürdür. İnsan hapishanesi neleri kaybettiğine bağlı olarak değişir. Mesela hapishane niçin değişir? İstersen bina hapishanesi olur, istersen cemiyetin hapishanesi olur. Düşünce hapishaneleri olur, vesvese hapishanesi olur, vehim hapishanesi olur, kaygı, endişe hapishanesi olur, ölüm korkusu hapishanesi olur. Yani içine girdiğin şey senin hapishanen. Ya onu yöneteceksin ya o seni yönetecek. Yönetemediğin her şey seni yönetiyor demektir. Bu işte dersler bu yani. Kendini yönetme melekesini veriyor bu. Farkındalığına çok büyük katkı sağlıyor hapishane. Ben görmeseydim çok ham olarak kalacaktım diye not düşmüş. Bu hapishanede yazılmış bunlar. İyi ki görmüş. İyi ki çeşitli insan modelini gördüm. Bir şunu atlamadan bir söyleyebilir miyiz abi? Çünkü onu ilk dönem söylediğinizde benim çok hoşuma gitmişti. Değil mi? Şimdi bir keşke dediniz ya az önce Hasan abi. Şimdi bir zaman bir derste demiştiniz ki keşke seni oraya taşır. Geçmişin bataklığıdır keşke. Evet. Sakın keşke deme. Evet. Ama şöyle de bir şey var Hasan abi. Geçmişi kötü olan ahiret ile geçmişini keşkeleri ortaya çıkartıyor ama Allah'a iman ile de onları temizliyor. Evet. Evet. Tek olmuyor yani. Biri birisi olmuyor abi. Yani imanın olduğu için ahiret korkusu oluyor. Ahiret korkusu olduğu için geçmişini tövbe ve istiğfar ediyor. Ediyorsunuz. İnsan imge ve simgelerle kendini inşa eder. Yani gördüğü, işittiği şeylerle kendi kalıcı aleminde malzeme oluyor. İnsan acizliğini, fakirliğini hissettiği kadar farkındalığını inşa eder. Ustad bunu Adspark, şefkat tefekkür ya mesleğimiz. Acizliğini ve fakirliğini hissettiğin kadar insan kendisine yatırım ihtiyacını duyar. Yani kendisini inşa ve ihya eder. Acizliği ve fakirliğini hissettiği kadar. İnsan kendi kurallarının kattığına da denir hapishane. Yani hapishane nedir? Kendi kurallarının ortadan kalktığı yerdir. Bu istersen bina olur, metris olur, istersen cemiyet hayatı olur. Kendi kurallarının kalktığı, başka bir kurallarla yaşamak zorunda kaldığı bir yer olur. Hapishane o demek. Bir daha toparlayın. Hapishane kendi kurallarının ortadan kalktığı, başka bir kurallara girmişsin. Bu istersen dört duvar olur, Bayrampaşa olur, metris olur. İstersen cemiyet olur, istersen evin olur, istersen yatak odan olur, istersen bir film olur, istersen bir vesvesen olur. Senin kuralların ortadan kaldıran her şey senin hapishanendir. Tahakküm ediliyorsun. Evet, bloke ediliyorsun. Yapamıyorsun, kalkamıyorsun, yaptırmıyor, götürmüyor, söylettirmiyor. Aman ha, aman ha, kıpırdayamıyor.
İnsan kendi zıtlarının farkındalığı. İnsan ne demek? Yani beşer, zıtların cemi. Zıt. İnsan ne kadar oluyorsun? Bu zıtlardan, zıtlardan ne kadar sıyrılırsan bu sıyrılma nispetine insan oluyorsun. O nispette de farkındalığın oluyor. Ben bunu bir başkası duysa ne der? Der ki, ya ne anlatıyor ya biz insanız ya. İnsanım zannediyor. Diyor ki insan kendi zıtlarının farkındalığıdır. Yani içsel alemindeki farklı farklı veya çatışan veya çelişen hisler, duygular ve fikirlerle farkındalığı artar. Yani iç aleminde o beşerdir, zıtların cemidir ya. Birbiriyle çatışan ve çelişen, paralel giden fikirleri var, duyguları var, hisleri var. Bu karmadır, böyle bir depodur. Niye bende bunlar var demek? İnsan, ben niye insanım demenin eşiti, aynı anlamı geliyor. İnsan zıtların cemidir, celal ve cemalin bütünselliğidir. Peygamberlerin vazifesi nedir? Bu beşer, bişer, şerlerle dolu paketin içerisinden sıyrılmaktır. Yani alileri, ulvileri sıyırmaktır. O nispetle insanın farkındalığı artıyor. Nesi artar? Fikirleri değişir, hisleri değişir, duyguları değişir, latifeleri değişir, anlam anlayışı değişir, vefası değişir, imanı değişir. Bu farkındalığın dördü, fikri, hissi, duygu, latifesi değişmesi nispeti de o kişide vefa olur. Vefa âli ruhların sıfatıdır. Onun süfli ruhlarda arama. Vefa. Vefa deyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Hatice'sine karşı, radiyallahu anh'a karşı durumu hatırıma geliyor. Hiç unutamıyorum. Vefa. Âli bir ruhların sıfatıdır vefa. Onun süfli bir ruh sahiplerinde arama yani. Niye vefasız yapıyor? Yani yapısı bu. Süfli bir ruh, alçak bir ruhta vefa mı arayacaksın? Sosyalleşme nispetinde farkındalığı da artıyor insan. Yani beşeriyeti, aç ve fakriyetiyle insan kendisini inşa eder ya. Bu dersleri okudukça biz risaleleri, zıtların cemi olduğumuzu, celal ve cemalin tecellisiyle, bak celal ve cemal karmadır. Ne kadar sıyrılırsan kemal oluyorsun. Bu o zaman da sosyalleşme, yani ille beraber yaşama sosyalleşme değil. İnsani ilişkileri belirli bir kategoride koyabilmek, onu idare edebilmek. Önemli olan uçağı yükseltmek değil yani. Orada tutabilmek, orada tutunabilmek. Bu çok önemli Erdinç. Yani yükseldi. Mesela bu dersleri aldık, okuduk. Çıkıyoruz dışarıya. Uçağı bu irtifada tutamıyoruz, iniş çıkışlarla. Mesela elektrikçiler bilir. Kaliteli elektrik ne demek? Kaliteli elektrik, kalitesiz elektrik. Aynı, hep aynı voltta veriliyorsa buna kaliteli enerji deniyor. 220'de tutuyor. Düşürmüyor yani. 220, 240 hep öyle tutuyor. Buna kaliteli enerji diyor. Elektrik deniliyor. Yani o irtifada tutabilmek ya. Tutabildin mi? Kaliteli bir hayatın var, farkındalığın var. Yani mesela insan zıtlarla cem olduğu için şunu demek istiyorum. Ya bu bende niye var? Niye olmasın? Yani soruna soruyla cevap veriyorum. Niye bende bunlar var? Sende niye olmasın? Sen insan değil misin? Melek misin sen? Hayvan mısın? Meleklerde şer yok. Şeytanda hayır yok. Hayvanda böyle bir kavram yok şerre. İnsan ise cemül cemdir, camül ezdattır. Zıtların cemidir. İnsanız. Yani insanı kaliteli yapan farkındalığıdır. Farkındalığı demek çok çeşitli düşünce imkanları olması lazım. Zıtların cemi olması lazım. Her türlü düşünce imkanı olacak ki o değil, bu değil, bu. Ama bunu bilmeyen insan bunlar bende niye var diyor. Böyle böyle vehimler niye geliyor? Bu düşünceler niye geliyor? Kaliteli olduğun için geliyor ya. Onlar seni kaliteli kılıyor. Kişilik çatışmaları,
hariçteki kişilerle kıyas ve çatışmaların farkındalığı. Mesela aile hayatını en çok sarsanlardan bir tanesi de budur. Nedir o? Kıyas yapmaktır eşini. Kadınsa kocasını, koca ise karısını, başkasıyla kıyas yapar. Oysa hepsi müstesna ve istisnadır. Mesela askerlik yapmışız. Yapanlar bilir. Eğer yeni bir elbise aldınsa onu çıkartıyorsun, yıkıyorsun, ütülüyorsun, teslim ediyorsun. Daha yıpranmamışsa başka bir askere veriliyor. Ama genelkurmayın elbisesi yıkanır ve asılır. Genelkurmay müzesine asılır. Kimse giymez onu. İnsan böyledir ya. Başkası giyemez onu. Onu sen giyeceksin. Sen giymişsin. Peki nedir o? Herkes istisnadır. Allah için müstesnayız. Herkes müstesnadır. Çünkü kıyas edilmez. Kendini de kıyas etme. Ben niye onun gibi değilim? Öyle olmaman lazım zaten. Ben benim ya. Öyle olmamam lazım zaten. Niye öyle değilim? Tamam işte zaten öyle olman lazım. Bize peygamber ol denmemiş ki. Dün işte cenazeden önce miydi sonra cenaze? Ya dedi, ya benim İslamiyetimden şüphe ediyorum dedi. Ha mezarlığa inerken. Onu işte şu İslamiyetimden niye dedim şüphe? Ya ne bileyim ya dedi. Dedim vallahi havada uçmak, su üzerinde yürümeyi teklif edilse de sen onları yapabiliyor musun? O yapamıyorum. Ha o zaman İslamiyet'e sorgula. Yani, ama böyle bir teklif mi yapmıştın ki yapamayınca ümitsizliğe düşüyorsun? Böyle bir teklif mi yapmış? Yok. Yani sana ne demiş? Onlar. Yani şöyle yapamıyorum. Başkasına kıyasın. Sen ol. Başkası olma. Hatta Peygamber aleyhissalatü vesselam ya Ömer Osman gibi ol. Ya Osman Ömer gibi ol denmemiş. Biliyor musunuz? Villada kullanılan inşaat malzemesiyle gece konuda kullanılan malzeme de aynı. O da tuğla, o da tuğla, o da çimento. Proje. Bu kadar. Peygamber aleyhissalatü vesselam fazla bir şey kullanmadı ki. Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Ali'den, Hazreti Osman'dan ne fazla kullandı ki? Hatta en fazla secde eden Hazreti Ali söyleniyor. Peki, onu imtiyazlı kılan kullandığı malzeme değildir. Kullanan ruhtur. O da beş var. Belki de sizin kıldığınız bugün yatsı namazında okuduğunuz süre Allah Resulü'nün okuduğu süreye tekabül etmiştir. Belki de. Aynı süreyi okumuşsunuzdur. Önemli olan muhatap ilahi olmak. İnsan olduğunu fark etmek. Tamam. Burası alo alo dünya. Zıtların cemiyidir. Tamam. Burası dünya. Ben burada aklımı inşaattan inşa, kalbimi de canlandırmadan ihya, hatırınıza gelsin. Dimağımı inşa, kalbimi ihya etmeye geldim. Benim başka vazifem yok. Diğerleri teferruattır. Ondan sonra sıyrılıp çekip gideceksin ya. Kişilik çatışması zannediyoruz, tamam mı? Ona biraz durayım. Mesela vehim ve vesvese olanlar, psikoloji sıkıntı olanlar zannediyor ki kişilik çatışması. Hayır. Bir tarafımız nefis, bir tarafımız ruh, bir tarafımız da ben. Odundaki duman, odunda hep derim. Odundaki duman, odundaki nur. Odundaki duman nefis, odundaki nur ruha. İkisinin cemi ben olan ben. Sen üç tane kişilik var yani. Bu kişilik çatışması zannediyor. Hayır. İnsana ayrı bir şahsiyet yüklüyor bu. İnsanın üç tane şahsiyet var der mektubatta. Bir beşeriyet, bir ubudiyet, bir vazifedarlık. Mesela ben bir insanım. Beraber, değil mi? Gafur'la, Gökhan'la gideriz, yeriz. Latife yaparız, şaka yaparız, arabayla seyahat ederiz. Bir de hususi bir şahsiyetimiz var, ubudiyet. Namazımız, orucumuz, tefekkürümüz, iç alem, iç sezişlerimiz var böyle. Bu ikinci bir şahsiyet. Üçüncü ise şu makamda otururken, hani sohbet yaparken, siz de birisine bir şey anlatırken. Oradaki şahsiyet o gafur değildir o artık. Gökhan değil o. Birisine bir şey anlatıyorsun. Artık peygamberliğin şahsı manevisi sende temerküz ediyor. Yani peygamber o gün orada olsaydı öyle yapardı. Senin yaptığın gibi. Hani tebliğ risalet vazifesinin altına girdin. Tebliğ, risaleti tebliğ ediyorsun.
Dolayısıyla kişilik çatışması zannediyor. Farklı farklı şahsiyetlerim var. Hayır. Hepsi ayrı bir şahsiyettir. Ya ben hangisiyim? Hiçbirisi değilsin, endişe etme. Hepsinin cemisin. Ne zaman yöneteceksin? Bunu fark ettiğin kadar onun olayın arkasına geçiyorsun. Fark ettiğin kadar arkaya geçiyorsun. Doğrularla haramlarla oluşan farkındalık. Doğru, helal, haram, yanlışlarla. Haramın içimizde olması, yanlışların içimizde olması insanın kalitesini yükseltiyor. O haram sahibi yapmıyor. Mesela küfür var mı? Allah'ın ortağı şirk var mı varlıkta? Mevcudatta Allah'ın ortağı yok. Üstad diyor ki, şirkin kainatta yeri yok ama kafasızın kafasında var diyor. Kafasızın kafasında var. Olmayan kafasında var. Cinsellikler de farkındalığının başka bir boyutudur. Aslında cinsellikteki o haz farkındalıktan ortaya çıkandır. Esas ahirette olacak da hiç alakası yoktu. Sıyrılmanın adıdır zaten. Kendinden. Çevre, kültür ve aile farkındalığını inşa ediyor insan. Kendisini. İçsel aleminde tutarlılığının üzerine hayatını oluşturuyor. Tutarlılıklar var böyle. Kaypak böyle kayan isterde fikirler var ama hayatımızda bazı şeyler var ki sabittir. Onun üzerine inşa edeceğiz kendi benliğimizi, kişiliğimizi. O kaygan olan değil. Mesela iş hayatında ayrı bir ahlakımız var cemiyette, evde. Ama esas hayatımız bu çarşamba dersinde, dima dersinde, risale okurken, şey yaparken tefekkür, o sen en çok içinde bulunduğun o sensin. Onun üzerine bina ediyorsun. Onun kalitesini genişlettirmek lazım. İnsan öğrendiğini deneyimleyerek farkındalığını da inşa ediyor. Yani neyi öğrenmişse doğruyu uygularsa kendisine mal oluyor. Uygulamasa kendisini yük oluyor. Vesvese nedir? Uygulanmayan doğrularımızdır. Vesvese nedir? Uygulanmayan doğrularımızdır. Kur'an da buna ne diyor? Kitap yüklü merkebe benzetiyor. Eyleme dönüşmemiş. O zaman vesvesenin kaynağı bilgidir abi. Bilgidir. Mesela delilerde vesvese olmaz. Olmaz. Çocuklarda da olmaz. Ah olan ah, baksın bu dünya diyen sığırı duymadım ben. Evet. Ne kadar kafadan istifa etmişsen o kadar dünyada rahatsın. Ama elimize geçmiyor. Yani aklın çıkar, at hayvan ol kurtul ama mümkün değil o. Ne mutlu sana. Evet. Kendisini... Özür dilerim, şunu sormak istiyorum abi. Kafama biraz takıldı ki, ben insan mıyım, değil miyim acaba diye. Şimdi insan dediniz, insan, insan başka bir şey dediniz. Evet. Hatta insanların olduğu yere cinler giremez. Evet. Ama şimdi insan burada var, cin yok mu? İnsan var mı ki burada? Değil mi abi? Kalabalık dolaşıyor. Evet. Farkındalığın kadar insansın. Çünkü insanı tanım yaparken 218 şualarda 20 tane tanım var. Bak bakalım kaç tanesi aktif bende. Bir de insanın bir hakikati var. Haşir Risalesi'nin 11. hakikatında 11 tane hakikat var. İnsan, insan olmak kolay mı? Çünkü biz beşeriz. Peygamberler ve vahiye uyma nispetinde beşeriyetten insan oluyoruz. Abi, Süperke ya şehit, talete ya şahit diyor ya. Hı hı. İnsan mıdır şehit olan abi? Şahit olan, özür dilerim. Şehit olan... Sanırım ademiyeti midir? Yani evet. Bir şeyi feda ediyor ki insan olmak için. İnsan oluyor. Sıyrılıyor. Sıyrılandır evet, insan. Tabii. Sıyrılan. Şahit olacak ki şehit olsun. Evet. Kendisini ötekilerle farkındalığını da inşa edebiliyor. Bir başka farkındalık. Üzerine ben fazla duruyorum. Farkındalığı artırma nispetinde insanda insanlık inkişaf ediyor. Vefa ortaya çıkıyor. İmanı kaliteli oluyor. Onun için mesela nispet ediliyor. Ne ile nispet ediliyor? Bu tür ulvi şeyleri ulema ile, alimlerle kıyas edeceğiz.
Ama günahlarımız cihetiyle de yeise kapılmamak için inşallah diğer insanlarla. Düşüncenizi düşünmek derken abi insan bunu yavaş yavaş çıkıyor ortaya. Aslında düşünceyi düşünmektir. Değil mi insan olmak abi? Evet, düşünceyi düşünürsen. Aksi olmuyor ki. Evet. Düşünceyi düşüncede bıraktın mı, kafirde tefekkür yoktur. Kafirde düşünce vardır. Tasavvur vardır. Tefekkür ulvi bir sıfattır. Düşünceni düşündürüyorsun. Yani düşüncelerini kullanarak, düşünceyi kullanarak düşünceyi yapıyorsun. Başka bir düşünceyi yapıyorsun. Risk alarak deneyimlemekle farkındalığını da inşa edebilirsin. Çünkü risk almak gerekiyor. Abi buradaki riski nasıl biraz daha açabilir miyiz? Çok yani mesela Ali, insanların çoğu duymamak için gelmiyor sohbete, okumuyor. Hep kaçıyor seni görünce. Yani adeta kendisiyle tanışmaktan korkuyor. Duymaktan korkuyor, öğrenmekten korkuyor. Kendisini yaşamaktan korkuyor. Ne derler diye yaşıyor. Ne derler diye alıyor arabayı, ne derler diye üniversiteye gidiyor. Yani bu insanlar risk almıyor. Yani niye almıyorsun? Korkuyor kendisini yaşamaktan. Kendisini tanımlamaktan korkuyor. En çok insan nereden korkar? Kendisinden korkuyor. Dehliz böyle. En çok insan kendisine yabancı ve yabanı. En çok kendisini tanımıyor. En çok kendisinden uzak. En çok kendisini seviyor veya sevmiyor. Kendisini sevmeyen, kendisiyle barışık olmayan, seninle mi barışık olur? Mesela seni aslında, nasıl sevecek ya? Hasan abi siz şunu diyordunuz ya, o da çok hoşuma gidiyor, çok tekrarlarım. İnanmayan, inanacak kadar delili bulamadığından değil inançsızlığı. Bunu şeyde uyguladım he. Benim başıma gelen bir şeyle infaz, oraya gittim. Orada adam ne iş yapıyorsun dedi. Biraz anlatınca kalemi aldı, 6 seans var bana geleceksin dedi. Ona sistem dedi ki ona birebir işte bir saat görüşeceksin psikolojik ve şey yapınca tamam sen benimle işin yok dedi. Karaladı. Dedi ki senden bir ricam var dedi, bakma dedi. Şurada dedi arkada birisi var dedi, ateist. Ateist, aynı ona geleceğim. Ondan sonra dedim getir dedim konuşalım onunla. Yeni. 3-4 gün önce. Baktım ki he vallahi Allah şahit. Baktım ki ne anlatırsam anlatayım adamın niyeti yok. Bak şimdi. Dedim sana bir şey söyleyeyim ondan sonra gideceğim. O da dinliyor. O tanıştıran o da dinliyor. Dedim ki iman edenler iman edebilecekleri kadar delil bulduklarından iman etmiş olmadıkları gibi İman etmeyenler edecek kadar delil bulamadıklarından değil. İman edenler imana niyet oldukları için ufak bir ipucu, emare büyük delil hükmüne geçti. Ama inkar demedim. İman etmemeye niyet ettikten sonra çok açık delil dahi getirse onların nazarında bir imadır. Bir böyle ufak bir ipucu gibi olur. Kale almaz. Netice bu imanın kayyumu, merkezi, pergelin demir ucu niyettir. O niyette az önce senin sorduğun risktir işte. Evet. Ondan sonra... Hocam özür dilerim. Surette kalıyor, düşüncesinde kalıyor. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Tefekkür edemedim, surette kaldı. Namaza çıktık, öleyim geçiyor dedim. Namaz, mescit nerede dedim, son katta dedim. Beni tanıştıran, benimle ilgilenme, kanunen alakadar olan memur... Ya dedi, sen çık dedi yukarıya, anladım. Gel dedim beraber kalalım şu namaza. Ve şeytanın ayağını kıralım, benle başlamış olsun. Gel dedim. Tamam dedim, her namazda o kılmıyordu. Namaza başladık. Yukarıda bak bir şey anlatayım. Öğleni kılıyoruz, kaldı böyle 45 dakika ikindiye. Sırf onu anlatayım diye. Belki de bir saat meşgul oldum. En son onu söylemiştim. Baktım namaza adama, benim yanımdaki o... Telefon çıldırıyor. Aralıksız çalıyor. Meğer iki alt kattan o arıyor. O ateist. Diyor ki, o yanındaki hoca efendiyi sakın bir yere gönderme. Mutlaka buraya getir. Ya gidecek adam. Mutlaka getir dedi ya. Atmıyoruz imzayı dedi.
anlasın. Onun bunu mutlaka gelsin. Ya dedi, ya gidecektim ben dedim Ahmet. Ahmet dedi, yok dedi hocam, gidelim. İyi gidelim. Gittik, oturduk. Dedi ki, son söylediğin sarstı beni dedi ya. Ben sarstı, ben sana bir kahve ikram edeyim, bir yere göndermem. Sırf kahve ikram etmek için. Onu biraz atsana bana dedi. Dedim ki, bak niyet kalptedir. Delil, burhan, hüccet, ispat, onlar akılla alakalıdır. Devamlı değişkendir, o mühim değil. Sen imana niyet ettikten sonra o küçük o emareler, ipuçları var ya, acayip bir halat gibi olur. Eğer imana niyet etmesen halatlar da ince makara ipi gibi olur. Ondan sonra senin niyetin iman etmeye niyet değilsin. Sana kim ne anlatırsa anlatsın. Senin niyetin bu değil. O kadar önemli ki abi. Evet, bu bittim yani. İman şeyi. Ondan sonra tamam dedi, kafayı eğdi. Öyle tokalaştık ama adam onunla bitti. Yandı. Evet, devam edelim. Yandı. Demek ki şimdiye kadar neye aldatıyordu kendisini? Ben iman etmek istiyorum ama delil bulamıyorum. Değilmiş. Sen böyle zannediyordun ve aldatıyordun kendini. Kendini aldatıyordun, delil. Oysa çok delil buldun. Çünkü delilim de, sen bana bir soru soruyorsun, cevap veriyorum, kuş gibi daldan dala atlıyorsun. Sen daha cevaba bile tahammülün yok. Duymak istemiyorsun. Çünkü sen imana niyetin yok. Kim ne anlatırsa anlatsın, sen iman etmeyeceksin. Ama ne zaman iman edeceksin? İmana niyetin olunca ufak bir şeyler sana delil olacak. Bilim onu tarif eder diyor ya, evet. Siz de tartım etti o. Yani o anda onun şeytanlar konunca şaşırdı, neyse kahvesini de içtik, bakayım ne olacak yani. Ayda bir görüşeceğiz zaten. İhtiyaçlarına, sıkıntılarına karşı bahşetmeden farkındalığını inşa eder. Bak, sıkıntılar var ya böyle. Gelecekten korkular, geçmişten endişeler, keşkeler. Geçmişin bataklığıydı, geleceğin değil. Ne zaman bunlar kalkar? Farkındalığın arttıkça. Farkındalık ne? Zıt düşünmeye başladığın zaman. Zıtları düşünce. Ben de bunlar niye oluyor demek. Ne demek? Ne demek bunlar niye oluyor? Bunlar sana gelecek ki bu kadar çeşitli düşünceler içinde bu değil, bu değil, bu değil. Bu. Bunlar gelecek ya. Gelmez olur mu? Yani insan, bu bana niye geliyor demekten kaynaklanıyor psikolojik bozukluklar. Onun sözünü, şeytanın sözü, kendi sözü zannediyor. Ya içeride benden başkası mı var? Tabii ya, iki tane, senin dışında iki tane de şahsiyet var orada. Şimdi düşün, bu dairede çok kişileriz. Birisi konuştu. Seni rahatsız eden bir kelime söyledi. O benim demek. Ya ben değil ya, Gafur işte Ali söyledi işte ya, Yasin söyledi. Burada biz oturmuyoruz ki. Ona inandın mı rahat ediyorsun işte. Usta diyor ki kafasından bir hennas var diyor. O karıştırıyor orayı. Bazen odun atıyor ateşe, bazen de karıştırıyor. Külü fazla çıkıyor, dumanı fazla çıkıyor. O adam işte ya. Sensin dediğin anda zaten çekip gidiyor adam. Okuduklarınla deneyimlemekle çok acayip farklılıkları gördüm. Okuyorum, deniyorum, deneyimliyorum. Allah Allah. Bir bakın hakikaten adam o. Duruyor adam orada. İçsel dürtüleri, ihtiyaçlarını yaşadığı çevreye ve ötekilere göre ayarlayabilmekle farkındalığını da inşa eder. Mesela iç dürtüleri var. Yaşadığı bir dünya var, gerçek bir dünya var mesela. Diyelim ki yazlık giyeceksin ama Bolu'dasın, kar, kış, karın içinde onu giymeyeceksin işte. Çevreye göre o arzun var ya, kısa kolu giymek, yazlık giymek, suya giymek. Yani bu ihtiyaçtır ama Bolu'da değildir işte. Yani onu erteleyebilmek ve öteleyebilmek, ertelemek ve ötelemeyi becermek lazım. Her isteğini uygulamayacaksın. Ama niye var deme. Çünkü o seni sen yapan malzemelerdir. Farklı ve çeşitli düşünce, her türlü düşünce çeşitliliği seni basitleştirmiyor. Seni kutsi kılıyor, yüce kılıyor.
Ama bunu bilmese ne dersin? Allah Allah, bu düşünceler bende niye oluyor ya? Niye olmasın ki? Jung bunu tespit etmişti ama adam intihar etti abi, değil mi? Evet, gitti. Mesela şu son asrın 3 ciltlik en fazla dünyada popüler psikoloji kitabı Rus'tur, karı kocadır, çocukları yoktur. İnsan nasıl mutlu olur diye 3 cilt kitabı var. İnsan nasıl mutlu olur? 3 cilt ve ikisi birden toptan intihar etmiş. Evet, yöntemi bulmuşlar ama arabayı bulmuşlar. Kışın arabayı bulmuşlar şu ama benzini yokmuş arabada. Yani iman yok. Yöntem doğru. Bakmıştım böyle. Yöntemleri doğru. Tespitleri sokak şuradan. Navigasyon var ama araba gidecek benzin yok. Kış. O da içeride dondular. Araba çalışmak ısınsın. İnsan kötülüğü yapmak, götürmek için ilk önce aldatmakla doğruları yapar. Bunun içselliğini seyret ne halde? İyilik ve kötülüğe hakim, biri birisine varmaya kullanıyor. Bir de okuyayım. Bak, insan kötülüğü yapmak, kötülüğü götürmek için ilk önce aldatmakla aldatıyor yani. Kendini aldatıyor. Mesela yalan söyleyen insan ilk önce kendisini yalan söylüyor. İlk önce kendine yalan söylüyor, evet. İlk şeytanlığı kendine. Kendisini inkar etmedikçe yalan diyemez. Vallahi bu böyle diyor. Çok iyi biliyor ki bu böyle değil. Yalan kendini inkar etmektir. Kendini ortadan kaldırmaktır. Onun için yalan, kisbin, münafıklığın en mühim bir alametidir. En birinci alametidir. Müslüman şunu yapabilir, bunu yapabilir ama diyor Allah Resulü, asla yalan konuşamaz. Çünkü münafığın birinci alametidir. İnsan travma yaşar, sonra onu doğruya ve travmalardan kurtulmaya kullanır. Bak, insan travma yaşayabiliyor. Yani ani çöküntüler olabiliyor. Neye benziyor? Dün bir tanesi anlattı. Nuh Beton'da çalışıyor. Çıktım diyor tablaya. Beton koyacak, cihaz aşağıda. Hortumu tuttum, harç döküyorum. Bir anda hop içeride çöktü. Bunun adı nedir? Travmadır. İnsanda da böyle. Betonu dökerken, yani seni kullanacak malzeme beton. Soğusa beton olacak. Ama daha kristal olmadan, donmadan çöktü. Bunun adı travma. Bunları yaşar. Bak, insan bunları yaşayabiliyor. Sonra onu ne yapar? Onu kullanır. Kullandıkça o çok önemli. Mesela şöyle diyeyim. Mesela Antalya'da poşet fabrikasını kurmuş adam. Nasıl olmuşsa poşet fabrikasını iflas etmiş. Bana telefon ediyor. İflasımı verdim maliye diyor. Borcumu ödedim. Şu kadar param kaldı, çok az. Sizi duydum abi diyor. Ne yapmayı bana önerirsin dedi. Hiç unutmuyorum. Epey sene oluyor, Zeytinburnu'ndaydı bu. Dedim ki sen iflas etmedin. Ben seni Amerika'ya, Arabistan'a, şuraya buraya gönderdim. Bir poşet fabrikası nasıl çalışır, nasıl batar, dolayısıyla batarı bildiğin için nasıl batmazı öğrendin. Ben kursa gönderdim, o kaybettiğim para batmak değil, kurs parasıydı. Kalan paranla git poşet fabrikasını devam ettir. Şimdi nasıl batırılmayacağını biliyorsun. Eğer yeni bir işe girersen aynı risk onda da var %50. Bunda %50 yok. Bunda risk arttı. Çünkü nasıl batacağını öğrendiğin için öyle yapmayacaksın. Sakın başka bir meslek deneme. Ve batmadın sen. Batmayı öğrendin. Ona para verdin. Böyle batılıyormuş. Batma değil bu. Yani travmaları da kullan kardeşim ya. Geçen hafta geçirdin travma. Niçin bu hafta yani öleceğim diyor. Şimdiye kadar kaç defa sana öleceğim geldi aldı da. Kaç defa öldün ki? Ben ölüyorum demeyle insan ölüyor. Hayır. Yani ben ölüyorum ha. Ne kadar demişiz? Öldün mü? Yok. Ben ölüyorum demeyle niyetle insan ölmediği, gene ölmeyeceksin.
O zaman sana bu gelmişti. Şimdi de geldi. Şimdi tecrübe olarak kullan ya. Niye aynı şeyi yaşıyorsun? O zaman gelmişti. Nasıl kurtuldun? Şimdi kullan işte onu. Niye böyle travma oldu? Panik yaptım. Öleceğim diye. Öldüm yok. Şimdi de geldi. Ölmeyeceksin işte. Şimdi kullan. Aynı gene sıfırda niye başlıyorsun? Siz de adama çok haksızlık yapıyorsunuz abi. Bir gün ölecek ama işte. Yani şey oldu değil mi? Evet. Bir gün ölecek ama işte. Bunu ölmeyi kabul etmediği için ölüm korkusu oluyor. Evet. Yani kesmedilen şey, reddedilen arzular kesbi şiddet eder. Barla da geçiyor. Bir arzu geliyor reddediyorum. Bir arzu geliyor reddediyorum. Şiddeti daha artıyor. Ama kabul etsem, yani ölmeyeceğini inandığı için ölmeye karşı tepki yapıyor. Ama Müslüman ölmeyecek inan. Kafir ölecek. Müslüman mefte mazhar olacak. Mevt, fark nedir? Tebdili mekandır, tahvili vücuttur, ıtlak-ı ruhtur, zindani dünyadan bostan cinana çıkıştır. Çünkü Müslüman zaten dünyada öldü. Öldü ne demek? Küllü nefsin zayikatır mevt. Ölüm bedenedir. Bedeni nasıl öldürüyorsun? Ramazan geliyor, oruç tutuyorsun. Beden diyor ki tutma. Tutmaya karşı tutuyorsun, öldürdün. Namaz kılma diyorsun sabah. Kalkıyorsun, kılıyorsun. Bedeni dayatmalara kafasını kırıyorsun. Haram işlemiyorsun. Bedensel hayatı yaşamadığın için bedenin öldü zaten. Müslümanın bedeni ölmüş. Bedeni, bedenimizin istediğini yapıyor muyuz? O nispette biz bedeni zaten öldürmüşüz. Ölen ölmeyecek. Ölmeyen ölecek. Biz zaten öldük. Neyini öldürecek ki zaten? Mesela ölüm nedir? Bir daha senin için güneş doğmayacak. Bir daha senin için buğday çıkmayacak, balık olmayacak, arabaya binemeyeceksin, eşi bulamayacaksın. Peki Müslüman için bu nedir? Güneştir, güneşini bulacağız. Şemsezeli'yi bulacaksın. Eşinden daha, eşin de arkadan gelecek. Daha güzel şeylere bineceksin. Burada zor ekmek buluyordun, orada pastalar yiyeceksin. Neresi ölüm ki bunun şimdi? Eşin de arkadan gelecek dediniz ya. O evet. Bölüm biraz şüpheli abi. O bölüm biraz şüpheli. O da öyle diyor. Genelde öyle oluyor Türkiye'de. Evet, arkadan. Kendini ne ile tanımlıyor insan? Yani kendini ne ile tanımlama malzemesi kullanıyorsun yani. O çok önemli. Yani proje çok iyi villa ama malzeme basit olmasın. Kaliteli malzeme. O da nedir? Bir insanın kalitesi nasıl anlarsınız? Dostluğuna ve düşmanına bakın. Kimle oturup kalkıyor? Mesela bir şahit oldum. Bugün bir yerdeydim. 10 dakika oturmak gerekiyordu. Adam cep telefonuna bir film seyrediyor galiba. Arada sesleri duyuyorum, etkilenmiyorum o kadar ama o arada çaldığı müziğin 10 dakikada bana yaptığı tahribatı, müzik derken bu şarkı türkü değil. Yani insana bir ümitsizlik, yeis böyle ta kemiğinin içine kadar vuruyor. Filmleri film yapan o oynama değil, arasındaki sestir, müziktir o. Esas o çökertiyor adamı. Orada çalan şey. Ben ne çaldığını ne seyrettiğini bilmiyorum ama o Japon ve Çin ara sesleri vermiş. Öyle 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 bir ümitsizlik ki kemiğime kadar yeisi hissettim. Allah. Ümitsizlik. Onu seyreden, musamallı bakan ne adam? O bitmiş yani. Yerde bekliyor. O bitmiş. Hemen vücuduna baktım. Alametler hepsini bana gösterdi. Belki kızacaksınız ama bana ikide bir böyle mesela onun alametlerinin bir tanesidir. Yapamıyorum ama tı 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 konuşurken de böyle. O yani psikolojinin en belirgin alametlerindendir. Böyle o yapıyor böyle. Böyle böyle. Bakın rahatsız tipler falan böyle. Tık 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 ayak durmuyor. Onunla başka bir şey yapmaya çalışıyor işte vücut. Tepki veriyor devamlı. Vücut çırpınıyor aslında. Çırpınıyor ha. Evet. Sana bak 63 milyon şey sakinleştirici kullanmış geçen sene Türkiye'de. %80. 63 milyon. Kişi. %80'miş.
milleti. Çünkü zaaf iman işte. İman zayıf. Mesela bakın 10 dakika değil diye, yalan değil ya. Yani. Bir yerde bekliyoruz beklenen şeyinde. Duyuyorum o sesi. Allah Allah şahit olsun ki kapat. Allah şahit olsun ki bir kaç dakikada bile dayanamıyorsun. Dayanamadım. Daha mümkün değil dayanmak. Dayanamadım. Bazıların Hasan abi mesela namaz kılıp psikolojik hap kullanan bir sürü insan tanıyorum da bunların kullanmasının ahmaklıkları. Televizyonda dizilerle kendine zarar ediyorlar. Evet. Müslümanlar ama. Şimdi o ses şey yok. O ses insanı derinliğe götürüyor, çekiyor. İçi dehliz arkadaşlar, ses değil lütfen. Keşke içindeki o hisleri bir bilseniz o. O sesin nasıl bir böyle yarı kaya gibi kuyu olduğunu bir koku dersi yapmıştım, koku. 4-5 tane var ve 10 tane de çıkar. 10 tane de koku dersi. Bir de ses. Sesle fazla meşgul olmuştum ya. Ses kapaktır, tamam mı? Ses kenar böyle. Ondan sonra dehliz başlıyor. En basitini söyleyeyim. Onu besteleyen ve çalanın ruhu orada. Bunu hiç unutmuyorum abi. Müslüm dinleyip kendini kestiği gibi işte. Evet. Müslüm'ü dinleyip kendisini kesen gibi. Onu kim bestelemiş, çalmışsa onun haleti ruhiyesi o. O koridor işte. O adamın ruhuna giriyorsun. Hapishane bu. Onun belki erva hapisesine muhatap oluyorsun. Mesela açık saça bakmak karandır deniliyor ya. Sen nedir o? Onun yaymış olduğu dalga var ya. O anda o açık saça kadının erva hapisesi varsa, cini varsa, ruhani bozukluğu varsa ona bakan, ciddi bakan kopyala yapıştır. Aynen 410 sözlerde geçiyor. Hissiyat ulvi insanı ta derinden derine tahrip eder diyor. Ben biraz bu işlerde meşgul olduğum için biraz daha hassas olduğumdan değil, normal biraz. O çocuğun telefonda seyrettiği film neydi bilmiyorum. Fakat sesini duyuyordum. Arada konuşuyor. Sonra o demek ki bir arabaya biniyor, bir yere gidiyor da bir bilmiyorum ne oluyorsa bir müzik çalıyor ya. O ses böyle bir şey olamaz ya. Yani adamın sanki bağırtma onu besteleyen, çalan adamın koridor kuyusuna doğru bunu çekiyor. Dehşet bir şey yani. Modern kölelik. Ondan sonra dayanamadım. Ya, modern kölelik. Modern kölelik diye bir ders var bizim. Neyse. Dayanamadınız. Abi ne yaptınız? Sonra dedim çıksam. Dedim ki delikanlı onu bir durdurur musun dedim. Buyurun dedi. Bilmiyorum ne seyrediyorsun ama bu seni şöyle 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 yapıyor, böyle böyle düşünüyor. Durdu böyle. Ama dedim bunu da anlayamıyorsun. Bu sıkıntı, bunlar benim sıkıntıdan kurtaracağını zannediyorsun. Oysa seni sıkıntıya sokan kuyu o. Bu değil yani. İnsan niye sefate kayar günahlara? Sıkıntısından kurtulmak için yapar. Oysa kırsın daha beter olur. Yani usta şöyle bir sabır veriyor. Sineğin böyle ısırmasından kaçar. Aslana timsah kendisini teslim eder. Lan timsah geliyor, sineklerle uğraşıyorsun. Gibi yani. Dayanamadınız değil mi? Dayanamadım, söyledim. Söyledim, kabul etti. İsterse etmesin. Mesela dedim, şu anda ben birkaç dakika konuştum, dinledi. Şu anda senin rahatlaman, eğer rahatlamışsan ben doğru söylüyorum. Hiç rahatlamamışsan, daha beter sıkıldınsa ben yanlış söylüyorum. Dedim. Reali delilim de budur. Rahatladın mı? Dedi ki zaten seni gördüğüm zaman rahatlamıştım. Dedi yani.
İnsan katalizör gibi sistemi de var insanın. Mesela bu çok önemli. Bu çok mühim, önemsiyorum bu şeyi. Ben yaşadığımı söylüyorum. Endişe etmeyin kardeşim. Olumsuzluklar bir sürü gelir. Kendinizi olumsuzluk hissetmez. Arabada katalizör dediğim şu. Siz böyle biraz kasise gidince sarsılıyorsunuz ya. Size en son aktarılmış 4 tane aktarımlardan size kalandır. 1. Çukura düştüğünüz zaman en büyük darbe lastiğin içerisindeki hava alır. Size hissettirmez. Az bir şişesini amatisör alır. Amatisör alır. Sonra yay alır. Geri kalan bak okuya düşmekten gelen titreşimi lastiğine basın. Amatisör, yay. 3. Çok az bir şey kalıyor, koltuğa aktarılır. Koltuğun yayları, süngerleri de alır. Daha alamadıklarını sen sağlanırsın. Yani vücutta da aynı böyledir. Senin hissetmeyeceğin, uyurken bile, o kadar sistemlerin var ki sen kendini yalnız hissetme. Sen kendi iktidarınla, bilginlerinle bu sıkıntıları def etmiyorsun. Sistem otomatik çalışıyor. Sen bunları sokuyorsun içeriye, daha karışma. Mesela bunun içinde ne var? Ben kahvenin içinde bilmiyorum. Ama bilmemem faydasız kılmıyor. Kim bilecek bunu? Ben içeriye sokacağım, benim vazifem o. Bunun içerisindeki elementleri içerideki sistem yapacak. Bana bağlı değil o. Yani iktidarıma, ihtiyarıma, bilgimle olmuyor. Cahilim ama sistemim çalışıyor. Risale-i Nur'da anlamadın mı? Anlama kardeşim. Nasıl ki bunun içindeki elementleri anlamıyorsun, sok içeri karışma. Bunu da sok içeriye. Sok içeri. Onu anlayacak sistem var. Uyurken, şuursuz iken o sistem de aktif. Mesela katalizör deniliyor. Gelen o olumsuzluklar var ya, düşünceler şunlar bunlar. Senin haberin olmadan belki bugün binlerce, yüzlerce olumsuzluklar ifna olmuş. Kimyası değiştirilerek Adem alemlerine atılmış. Veya hatta kullanılmış. Ama senin haberin yok. Yani onun için korkma, yalnız değilsin. O kadar savunma sistemleri var ki, buna en güzel, basit misal vücut, mikrop. Bir sürü mikrop yiyoruz yani. Elimizden, yemekten, tamam mı? Meyvelerden. Kim bu şey, haberin var mı? Vücut onu mesela ilk mikrobu ortadan kaldıran, savaşan kim? Tükürüktür. Sonra mide asitidir. Sonra gidiyor işte aşağı doğru. Sana rağmen çalışıyor. Ama senin haberin yok. Onun için psikolojide de öyle. Endişe etme. Ya bu olursa ben ne yapacağım? Sana rağmen çalışıyor sistemler. Sana bırakılmamış zaten. Keşke bu dersler hastanelerde ilminin inleyen insanlara anlatılsaydı. Baştan anlatılsaydı ilmini bilemezlerdi zaten herhalde. Evet. Evet. Eşyanın dilini anlayan insan mahluk, tek mahluk insandır. Eşyanın dilini anlayan. Eşyanın dilini anlıyor ama eşya birbirlerine karşı iletişimde kullandıkları ayrı bir dil var, onu da çözüyor. Bunun mesela nedir o? Kimya mesela. Eşyanın dilidir. Fizik, eşyanın dilidir. Matematik, eşyanın dilidir. İnsan fenlerle varlığın dilini çözüyor. Zaten fenler varlığın dilidir. Tıp mesela beden dilidir. Beden dilini insan diline değiştirmiştir, dönüştürmüştür. Tercüme edilmiştir. Çok acayip yani, demek ki o zaman soyutu somut kelama yüklemek, kelama dönüştürmek, hatta rüyalarını da taşıyor. Yani bu da insana mahsus. Çok acayip. Mesela bunlar somuttur. İnsan soyut düşünür. Fakat insan şu somutu soyuta, yani içsel alemi taşıyor. Mesela diyorsun ki Harun, öyle etkilendim ya. Allah Allah. Ne oldu? Vallahi böyle şey hissettim. Somutu, muayeni soyuta dönüştürdüm. Bazen de iç alemi maddeye dönüştürüyoruz. Değil mi İsmail? Aynen öyle.
Şimdi rüyalar da öyle. Bize rağmen çalışıyor. Yanılmalarını fark eden insan, hayvanda bu yok. Mesela köpeğin yanıldığını pişman olmuş mudur? Pişmanlık insanlık sıfatıdır. Yanıldığını, hata yaptığını anladığı kadar insan insandır ya. Çünkü yanıldığını, yanlış yaptığını fark etmek insana mahsustur. İnsan kusurunu derift etti mi, kusur kusurluktan çıkar diyor. Ya, çok garip ya. Mesela adam zulmediyor, yanlış yapıyor, doğruluk zannıyla yapıyor. Söylüyorsun, 10 tane teville tevil ediyor. Anlıyor, güzel. Bunu ailede uygulansa, karı koca münasebetlerinde uygulansaydı, o ev ne olur? Cennete döner ya. Ya. Kesin doğrularını, kesin yanlış olduğunu anlayan insan. Başka bir doğru. Kesin bu doğru. 3 sene önce doğrularımız vardı, 10 sene önce doğrularımız vardı değil mi Gaf? Evet abi. Ama şimdi onlar yanlışmış. Yani pişman. Hiç sen pişman olan sığır gördünüz mü? Ya mesela bir köpek, vallahi şu parçalanmaması lazım. Şu ayı, şu timsah. Ya dün parçaladım ya. Pişmanım. Böyle bir şey var mı? Yok. Böyle bir şey yok. Yani doğruları yanlışa, yanlışların doğruya dönüştürüldüğünü fark eden insan. İşte nedir o? Beşerit var ya, beşer, zıtların, şerlerin cemi. Onlardan sıyrıldığı kadar insan, insan oluyor. Bu beşer, celal ve cemal tecellisi karmadır. Bunu fark ettiği kadar kemal oluyor, sıyrıldığı kadar. Allah Allah, tılsım olan beşer mi oluyor abi o zaman? Evet, zıtları cem etmiş. Evet. Ama bak şimdi, sırrı da var insanda. Sırrı da var mı? Tabii, çünkü ne sır? Şuydu. Birbirine dönüşmeyenden iki zıtın ve zıtların aynı yerde bulunabilmesine sır deniliyor. Yani şu, artı 10 santigrat derece burası, aynı anda, aynı yerde, eksi 10 santigrat derece birbirini ortadan kaldırmıyor. Zıtlar aynı ortamda bulunma özelliğine sahip insanda bu sır, sırdan dolayı, sır latifesinden kaynaklanıyor. Tılsım ise birbirine dönüştürüyor. İnsan ikisi de var. Ya şöyle bir şey ya şey basit kelime zannediyoruz ama yanıldım, hata yaptım diyebilen yegane mahluk insandır. İnsan. O kadar insan oluyor. Gerçeğe, hakikate geçirilmiş, giydirilmiş simge, kelam ve şekillerdir. Bunu fark edip hakikatin üstünü açan insan. Mesela şu limon. Simgedir, sarı mesela. Limon deyince ekşi ve sarı. Hakikat var ya, Esma-i İlahiye. Bunlara elbise giydirilmiş. Koku bir elbisedir, tat bir elbisedir, renk bir elbisedir, kimya bir elbisedir. Ona karşı özelliğimiz, meylimiz bir elbisedir. Ne diyor? Gerçeğe, hakikata geçirilmiş, giydirilmiş ne var? Kelam, simge, sembol. Bunu insandan insana aktarılma vasıtası ve vesilesi olduğunu anlayan yegane mahluk insandır. Simge, sembol, kelamla soyutu somuta, somutu da soyuta dönüştürerek birbirine aktarım yapar insan. Arkadaşlar, ayvaya limona giydirilmiş, armuta da elbise giydirilmiş, elsinetikum elvanikum, renkler, simalar, manalar, hakikatler, hep bu hakikate giydirilmiş elbisedir. Acı yaşayarak, kaybederek, aleminde oluşanla insan olan insan. Acı yaşayarak, kaybederek, acıyı farkındalığı özümseyerek, kayıpları yaşadığını fark ederek, bu oluşan var ya, yandım, piştim, oldum. Onunla olgunlaşıyor insan. Kazanımlarla pek olmuyor. Yani zenginlikle, sihatla insan pek olgunlaşmıyor.
hastalıkla ve fakirlikle insan daha fazla olgunlaşıyor. İmam Ali diyor ki radıyallahu anh, sihat ve servetin kurtardığı adama göre batırdığı adam sayısı daha çoktur. Fakirliğin ve hastalığın batırdığı adama göre çıkarttığı adam daha fazladır. Ya. Mesela hasta olanlar hep Allah der. Ekseriyeti %90 ama siyahların %70-80'i de Allah'tan kopuktur. Kendini kendisiyle bak. Kendisini bak, kendini kendisiyle inşa edince buradan kopar ötelere doğar insan. Kendisini kendisiyle. Tanımak isteyen benim, tanıyacak da benim. Kendini bak, kendinle bak, kendini kendinle ne kadar tanışırsan, tanırsan buradan ölüyorsun, öteye doğuyorsun. Buradan ölüyorsun. Yani kendini ne kadar tanırsan o kadar ötelere doğuyorsun. İnsan bunu niye yapmalıyım, niye yapmamalıyım sorusunu ve cevabını alandır. Evrenselleştirendir aynı zamanda. Yani bunu niye yapmalıyım, niye yapmamalıyım sorusuna cevap arayan yegane mahluktur insan. Bunu da evren ve evrenleştiriyor. Yani genelleyebiliyor hayatında. Şunu sorabilir miyim abi? Evet. Benim bu zamana kadar yaptığım ibadetler, bütün tefekkürler, hayırlar, sevaplar, sizin deyiminizde at kazana çorba yap, karıştır. Şimdi bunlar ebedi baki alemde vücut bulmuşlar mı abi? Evet. Onda şuur var mı abi? Zaten şu, şu zannediyorsun o benden kopuk diyorsun. Değil değil mi abi? O kopuk zannediyorsun. Sen kimsin bak şimdi? Lamp ampul vardı ya, evet. Bizim misalimiz. Ampul devamlı yanar zannederiz. Oysa saniyede 60 defa yanıp sönüyor. Dırrrr. Yandım, söndüm, yandım. O var oldum, yok oldum, yok oldum, var oldum, var, 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 yok, var, yok, var, yok, var ya. Hı hı. Şu anda sen o gidiyorsun ya alem misala. Fotoğrafın değil, o sensin zaten. Ona bedeni misali deniyor. Çünkü bir an önceki o şahsiyetin yok o. Fotoğraf değil o. Kesit. Bir an önce yok. Bir an sonra da yok. Şu anda ben var oldum yok oldum, var oldum yok oldum. Ki Kur'an'da iki tane ayet var. Halkın cedid. Bunu 30. sözde geçer. Sözde haşiyede geçiyor. O şu andaki haletim var ya. Tırt, bunlar o işte. O gitti, 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 gitti. Odur o. Yani fotoğraf gitmedi. O giden de sensin. Var olup yok oluyorsun, var olup yok oluyorsun, yok olup var oluyorsun. Ben şu anda sen de yok olup var oluyoruz. Anda var olup yok oluyoruz, yok olup var oluyoruz. İlimden kudrete, kudretten ilime, ilimden kudrete, kudretten ilime, yok oluyoruz. O sensin. Neyse o. En son Azrail gittiği zaman artık gidecek bir şey kalmamış oluyor. Kalmıyor. Vefat demek gidecek bir şeyin yoksa. Bir tanesi dedi ki, ben kimim dedi. Bu benim gömleğim, bu benim atletim, bu benim vücudum, benim aklım, benim hayatım, benim ruhum. Ben diyemeyecek bir şeyin kalmadığı zaman o sensin. Gibi. Ne zaman vefat ediyorsun? Gidecek bir şeyin yok. O işte bitti. Ondan sonra çekip gidiyor. Ondan sonra gitti. Vefat, ebed yolundaki son duraktır diyebilir miyiz? Evet. Yani biz burada... Bu alemin şahadette son durum. Evet. Yani terk edeceğin bir şey kalmamış artık. Hepsini tükettin. Ömür sermaye işte. Dırr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 
Kimse yok. Peki kabre giren en son kimse. Çünkü 6 ayda bir hücre değişiyor ya. Senede 2 defa. En son 6 ayda benim haletlerim buraya yansımış. Diğerleri nerede? Yok ki. Kabre hangisi girecek? En son kime şans gelmişse. En son domates, fasulye, kabaktan mı ne olmuşsa onu koyuyorsun. Ötekiler zaten. E kimdi onlar? Sen o gidenlerin bir tümüsün. E bu da kül. E işte o onlar. Kül.
İnsan öleceğinin farkındalığını arttırır. Başka farkındalığın ne? Öleceğini bilmesi farkındalığını da artırıyor. Başka burayı başka yerle anlamlandırmakla insan farkındalığı da artıyor. Yani mesela elma nedir? Armut değildir. Bu izah mıdır? Şeftali gösteriyoruz, havuç değildir. Değildir. Bu dünyayı da peki, mesela bu kitap, bu nedir? Lemalar değildir. Bu izah değildir. Bunu başka bir üst birimle izah edilmesi lazım. O zaman dünya nedir? Jüpiter değildir. Ay değildir. İzah mıdır şimdi? Veya dünya nedir? İçindeki karpuzla mı izah edeceksin? O zaman dünyayı başka bir yerle nispet edeceksin. İşte onu yapma nispetinde insan, insan insan oluyor. O da ahirettir. Şey abi, üst birim olması gerekiyor. Evet. Bir üst birim olması lazım. Çünkü alt birim üst birimi yapılandıramaz. Yapılan olmuyor. Mesela sığır dese ki ben kimim? Ağaç değilim. Değil bu. Ama zannetme ki o üst birime geçeceksin. O üst birime hiçbir zaman da geçemeyeceğiz. Evet. Bitmiyor yani. Yani şu, dünya nedir dendiği zaman referans alınacak, ölçü alınacak nokta dünya değildir. Dünya nedir zaten? Çünkü bir şeyin sebebi kendisi değildir. Vücuda gelme sebebi yine kendisi değildir. Adamlar CERN'de bunu çözemiyorlar işte abi, değil mi? Evet, bu işte. Allah razı olsun. Evet. Evet, bu. Bu. Burayı başka yerle anlamlandırabilen yegane mahluk insandır. Bir şeyi çok istediği halde yapamaması tersi de var. Bununla inşa olan insan mesela çok istiyor, yapamıyor. Bazı şeyler pek istemeden oluyor. Bunu da fark etmesi nispetinde de insanlığı bir zıtlardan gelip sıyrılmasına bir sebep de bu. Allah Allah, çok istiyorum olmuyor. Niye? Sorabilendir. Çok acayip. Mazi ve müstakberle inşa olan insan, yani sığır geçmişiyle, geleceğiyle inşa olamaz. İnsan ise geçmişiyle ve geleceğiyle insan olan, farkındalığı artan, bununla hesaplaşan, hesaplaşabilen mahluk. Farkındalığın sebeplerini okuyorum. Mazi ve müstakberle hesaplaşabilen, farkındalığını arttırabilen, kalitesinin çapını genişlettirebilen yegane mahluk insan. 3-4 tane kaldı. Kendisiyle yüzleşebilen insan. Farkındalığı artıyor. Kendisi kendisiyle yüzleşebiliyor. Kendi hesabını kendisi tutuyor. Muhasebeci dedim ki, inşa bir muhasebe, inşallah kendi hesabını da tutuyorsun. Tabii dedi, bizim maaşları da ben tutuyorum dedi. İnsan hadiseleri ve varlığı tercüme edebilendir. İnsan hadiseleri ve varlığı tercüme edebilendir. Yani elma, bir de hadise var. Gelişen hadiseler var ya, varlığı ve hadiseleri tercüme edip kendisine mal edebilen bir mahluktur insan. Tercümandır varlığı. Başka? İnsan hep seven, hep nefret eden olmadığını, hep gülen, hep ağlayan olmadığını, aleminde, dışında da yaşayabilen, insan hep gülen, hep ağlayan, hep nefret eden, hep seven, hep içinde, hep de dışında yaşamayan, kendisini kendisiyle yargılayıp sorgulayıp kendisini kendisiyle inşa eden bir mahluktur. Aynı zamanda insan. Bir daha okuyayım. İnsan hep seven, hem nefret eden, hep nefret ediyor, hep seven değil. Başka hep gülen, hep ağlayan da değil. Aleminde, iç aleminde hep yaşayıp hayır, sırf dışında yaşayan hayır. Hem içinde hem dışında da yaşayabilen, kendisini kendisiyle yargılayan, kendisini kendisiyle sorgulayan, kendisi kendisiyle yüzleşebilen ve bununla farkındalığı arttırabilen mahluktur insan. İnsan küfreden, takdir eden, tenkit eden insan. İnsan
derdi olan davayı dert edinendir. Davayı dert edinendir ki hadiste de vardı bu manada. Derdimi dert edinenin derdini üzerime alırım diyor Cenab-ı Hak. Dinimi yani İslamiyet'i dert edinenin derdini ben üzerime alıyorum diyor. Şimdi ahiret hayatı inancı insanın dünyasının tanzimine sebeptir. Yani bu dünya yapma, etme, ayıptır ya, günahtır deme ya, olur mu ya, verme. Bunları kim tanzim ediyor? Ahiret inancı. Bir düşünsene ki ahiret inancı taşımayanın dünyevi hadiselere ve varlığa münasebetin şekli ve derecesi nasıl ayarlanacaktı ve son? Ayarlanmıyor zaten. Yani mesela ayarlanım şu. Olmaz, günahtır ya, ayıptır ya, vefadır ya, ya olur mu ya, yani bu dostumuzdur ya, bu zalimdir. Yani dünya hayatının yapmamaları ancak dünyadan daha kaliteli bir üst birim olan ahiret inancı ile burası yapılandırılabilir. Onun için ahiret inancı dünya hayatı kadar bize elzem ve lazımdır, ihtiyaçtır. Niye? Dünyadaki doğrularımızı ve yanlışlarımızı belirleyen ahiret inancıdır. Burayı ötelerle tanzim ediyoruz. İşte onun için batılıları katı kanun kuralları durduruyor. Yani elektrik kesildi mi orada herkes hırsız. Herkes. Hırsız. Elektrik kesildi zaten. Elektrik kesildi mi herkes hırsız. Evet. Ama kanunlar elektrik varken herkes kuralı. Dürüst. Dürüst oynuyor. Evet. Almanya için söylemiştim. Çünkü çok biliyorum orada. Senenin üçte bir oradayım. Sahtekarlığını dürüstlük olarak yutturabilen tek yegane büyük devlettir. Sahtekarlığını dürüstlük gibi yutturmuş. Öyle bir sahtekar ki o insanlar şunu yutturmuş. Dürüst. Vahir davakum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.